Evet herkese merhaba ben Erdem Öztürk bugün 17. videomuzu yapacağız artık konular bitti yani bir işte zaten konular bitmez ama bu öğrendiklerimizle hani gayet rahat bir turnuva oynayabiliriz tabii ki az el alacağız ama sağlıklı bir şekilde başlayıp bitirebiliriz haydi öyleyse başlayalım Bridge Base Online'daki şöyle bedava turnuvalardan girip bir tane bulalım. Evet şuna girebiliriz sanırım. Evet burada anlamadığınız konuşmaları mouse'u üstüne getirerek bakabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Burada Robot kendi konuşmalarını açıklıyor zaten. Ortağımız bir karo açtı. Puanımızı sayalım. 20 puan var. Biz oyun açsaydık 2 neti açacaktık. Ama cevapçıyız. Önce majör. 1 NT ortak 12-14'te sınırladı. Şilem diyeceğiz ama hangi şilemi? Ortakta karo kaç tane? Karo en az 4 tane oldu. Çünkü 3 tane karo olması için 4-4 majörün olması lazım. Ortakta dörtlü kupa olmadığından dörtlü karosu var. Peki, ortam pas geçemeyeceği şekilde karo fiti nasıl verebilirim? Önce yeni minör yapsam. Hmm, 3'ünü ile bir de 14 civarı puanı gösterdi. Şöyle karo fiti verelim. Ortak 5 karo dedi ama kusura bakma bırakmayacağız ortak seni. 6 NT mi desek 6 karo mu? <laughs> 14 puan olduğu için ortakta bence 6 NT diyebiliriz. Ama eğer ortakta 2 tane sinek varsa yani 5, 3, 3, 2 olabilir mi? Olamaz. Ortak bir 3 tane kupa yok. Kesin karosu 5 tane sanırım. Ama sineği de 4 tane olabilir. Hmm. Emin değilim. Biraz fazla puanımız olduğu için altın eteği deneyeceğim. Oo. 2 ile bakınca 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13 lövemiz varmış. Maalesef koz karo yapıp fit veremedim. Verdim ama 5 karo da neden kapattı? 4 maça deseydi yani kontrol gösterseydi ortak. Ben az soracaktım. 3 tane var diyecek yani 5 sinek. 5 sineğe 5 karo dersem olmaz. 5 kupa kozda mı soracağız? Kozda mı var deyince karosunun 5 tane olduğunu emin değilim ama 4 karo. Evet Vali Kupa da önemli. <laughs> 13 ve sayabilir miyiz emin değilim. Kapalı kartta ama şimdi 13 ve Çok uygun. Evet 5 kor alacağız. 4, 9, 10, 11, 12. 13 ile tepeden var. Nasıl diyebilirdik? Emin değilim. Ortağımız güzel 14'ü biraz 15'i e taşısaydı 1 NT açabilirdi. Bir sinek açtık bir kara ortak bir maça cevap verdi. Hmm. İki kupa desek çok puan gösteririz. O yüzden iki sinek desek de iki sinek diyebiliriz ama rakibin bir netesi biraz korkutmuyor değil. Ortak davet etti. Pas. Evet ortak haklı 10 puanla. Gerçi rakip 1 NT'den sonra. Evet yan rengimiz ne? Maça. Maçayı nereden oynayacağız? Zayıftan oynayacağız. Aralığın karşısından. Şurada tam onda bir aralık var. Hemen kupaları çakmanın esprisi yok çünkü ele gelemeyebiliriz. O yüzden önce maçı oynayabiliriz. Evet karo hata bizim için kötü. Ama solda muhtemelen karolar. Evet 5-4-2-2. Yeri antreye sağlamak için bence karoyu boşlayabiliriz. Kupalar zaten kimse çakamaz durumda. Güzel. Sağda şimdi kara yok. Buna eminiz. Bir tür sinek oynasam acaba rakip alıp sineği dönse löve kaybettirir mi bizi? yere benim bir tane kupa çakmam gerekiyor öyle değil mi? Sini oynasak alsa sinek dönse alsak ve iki kare oynayabilirim çaksın üstte çakabilirim kupaya gidip çakalım maçayı oynayalım. Evet solun üstte çakma olasılığı yok. Şimdi onlu sinek vurgun yerde olsaydı bir fazla yapacaktık. Şimdi az sineğe de verdik. Sinekler partajmış. Önce sinek oynasam mı oluyordu? Sinek kazansak. Ha, maçı en yapabilirmişiz. Bir fazla yani. 10 lira da olabilirdi. Evet. 5-5 beş beş majör var. Bu eli ne açacağız? Önce maça tabii ki. İkinci rengi söylemek kolay olduğu için aslında. Başka bir esprisi yok. Ortakta iki tane maça var. Neden? Baştan 3 maça demedi. Baştan iki maça demedi. Hmm, bundan Ortakta üçlü kupa varsa zon yapabiliriz. Yine de pastemi tercih edeceğim. Hmm. Şimdi yarışalım öyleyse. Oo, bu beklenmi yani bir hareket ya. Ortakta 10 puan var. Ne oldu? Neden böyle konuştu acaba? Ha ben ve ikili maça 5-6 puan 7 puan sandım. Yani bizden çok puan mı varmış? Evet yani ilgimiz sinek. Hemen sineği oynayabilirim. Ya da kupayı çekeyim mi önce? <laughs> Bence oynayabiliriz sineği. Koz kupa çaktık. Pozları bitirebiliriz. Bizde 9 kart vardı. 5, 4, 9. 1, 1 mi? Evet 2, 2. Bir tane maça alıyor rakip. Sineklere maçayı kaçalım. Evet. Batı ne gelirse gelsin. Bizim işimize yarayacak. karo ya da sinek de gelseydi bu sefer yerden maçayı kaçıp bıçak ya da elden fark etmez. Evet şanslı bord Neredeyse par skorda kalacaktık ama ortamız yine bir karo açtı. Sıra bizde cevapçı bir maça. Evet şimdi ne yapacağız? Zon kesin ortak oyun açtı. Fakat direkt zon demektense <laughs> ortağın elinin hakkında daha fazla bilgi almamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Yeni minor forcing ile yani iki sinek. Evet ortakta üçlü maçayı öğrendik. Şimdi dört maça diyebiliriz. Eğer ortakta maça üçlü olmasaydı ne ete edecekti? Üç ete edecektik? ortakta gerçi dört üç 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 el olunca 3 ne birazcık daha iyi olabilir gerçi ama. Evet sayalım kesin növelerimizi. 4 pik oynuyoruz. 5 maça alacağız. 1 kupa 6. Sinik 7. Hmm, karolardan 2 kaybımız var. Evet 3 net oynamak istiyorum. Ama şu an 4 maça. Bir kere karo az uygun yerde olmalı. 2 karo. 1 sinek 3. 1 kupa 4. Hala 4 üstlü ve kaybımız var. Bence sinekleri sağlayabiliriz. Sinek papaz soldaysa kıza karoyu atabiliriz. Evet bence öyle yapabilirim. Maçayı elden alıp az sinek sinek oynayalım. Hmm, papazın solda olduğunu ummuyorum. Yoksa papazı koyardı. Of yandık. Şimdi kontrat şuna kaldı. Karo as solda, papaz ve onlu kupa sağdaya kaldı. Of çok kötü. Önlem olarak büyük çakalım. <laughs> Oo kozlarda 4-1 aman tanrım. Neler oluyor? Neler oluyor? Of papaz da sağda değil. Kara oldu olsun affedersiniz ama. Çaka geliyor mu? Çakma ama şöyle. <laughs> Sağ çakarsa bir leve daha. Ne çakmalı da. Fark etmiyor ki. Bir kara verdik. Rakip çakmadı. Bir tane daha alabilirdi. O robot. Robot bize iyilik yaptı. Şuradan geçmiş ele bakacağız ama biraz küçük. O yüzden bakmaya gerek yok. Evet robotlar da hata yapabilir tabii ki orada bir ufak bir hata yaptı. Kaç puanınız var? 12, 3 daha 15. 50 dengeli bir nefe açacağız. Evet kesinleri sayalım. Ortak 8 puanlı statement yapma ihtiyacı dahi duymadı. Okey valelerle bir 8. 4, 3 dağılım bir işte kötü bir dağılımdır. Ekstra löv üretecek kartları olmadığı için tamam. Kabul edilebilir. Karo'yu yerden oynamam lazım. En zayıf rengimiz sinek. Bakalım maça en pas tutmaz ve sineğe dönerlerse işimiz zor. O yüzden maça asa hemen. <laughs> ne yapsam? Karo'yu mu sağlasam? Maça kızı denesek. Okay. Yer antre yok. Az koysam. Oo. Yani rakip, aç antre sıkıntısı olduğu için böyle öyle Gerçi yüksek yüzde zaten az pas çekmek olabilir. Evet işte şimdi yere geçtik ve karoları sağlayabiliriz. İşte markalar burada önemli. 10'lu 9'lu 8'li hepsi bizde. Şimdi orta sistem edebiliriz. Çünkü 3'ünü ete yaptık. <laughs> 9 el aldık mı? Sineğimizle alalım. Karomuz da sağlam. Kupamızı da oynayalım. Son iki lövede rakibim. Evet biraz şanslı bir dağılım vardı tabii ki. Bir NTV pası çok saçma değil. 7 puan ama 2 tane valesi var. Biz de 12 puan bir sinek açabiliriz. Evet ortam double'ı ne gösteriyor? Öncelikle rakibin iki karosu bir kere sıçrayarak araya girmek zayıf el. Yani altılı karosu var ve de ortalama civar. Evet gördüğünüz gibi agresif weak jump over call diyor. 6 tane karo. 6 artı yanlış bir e, tabir aslında. Altılı karo. İşte 5-10 arası. Tabii ki araya girerken zayıf özellikle sıçrayarak zon durumlarına bakmak lazım. Kırmızı, rakip kırmızı biz beyaz olduğumuz için rakip bu zon durumunda birazcık daha dikkatli olmalı. Ortamız konuş dedi. Ne konuşacağız? Hangi rengimiz varsa sinek ve karo dışındaki maçamız var. Maçamızı söyleyelim. Peki ortakta maça varsa niye maça demedi? Çünkü iki maça demesi iki seviyesi 5 kart ve ortalama gösterecekti. Ortak şimdi bizim rengimize döndü. Tercih etti. Peşini bırakabiliriz ortağın. 11 puan iyi çıktı. Evet gördüğünüz gibi ideal double. iki karıyor hangi el double atar dese. Biraz fazla tabi bu kadar da olmayabilir. 8-9-10 civarı puan. Solumuzda karolar var. Of yandık. Kupa sağda karo solda. Ne yapacağız? Bence ufak koyup hmm, sağ uyanıklık yaptı. Karoyu dönmesi için bravo. Şu an çaresiziz. İşte bu yüzden aralıklı karttan atak edilmiyor. Rakibe bedavadan leve vermemek için tebrikler robot. Her zaman böyle defans yapmaz ama bize karşı Mükemmel oynayacağı tuttu. Aa el çakı geldi. Bir defans için en kötü hareket. 6-3-2-2. Sağda karı yok. O yüzden ufak çakabilirim. Gerçi maça kaybından da kurtulabilirim. Bir saniye. Ben maça kaybından kurtulmayı mı tercih etsem? Yo. Buna çakacağım. Elden kupayı kaçacağım. Maça atmayacağım. Çünkü zaten maça veriyorum. Kozları çekmeyin bir espris yok. Maçaları oynayıp dördüncü maçayı evet maçalarda uygunmuş gerçi. Aaa 3-3 maça. Sinek muhtemelen dörttü rakipte. Bir tane sinek vereceğiz. Batmaktan kurtulamadık maalesef. Bunu çakıp çakmamam hiçbir şey değiştirmeyecek. Bu zaten sağlam da. Bir kupa yapalıyorlar. Sanırım yapamazdık. Yani kupa valiyi çıktı. Sağ taraf iyi ezdi. Başka antresi yoktu. Eğer ezmeseydi karo dönemeyecekti. Bazen ortağınızın rengini ezebilirsiniz eğer sizin tarafınızdan oynanması gereken bir renk varsa. Mesela bizde aslan kız var, az kız sinek var. Yerde papaz varsa bu sineğin ortak tarafından oynanması gerekiyor gibi. <laughs> evet zor bir el. Bu elde alışılmadık bir şey yapacağım. Normalde ortak dört tane kupa gösteriyor ama bir çılgınlık yapıp üçlüyle tutacağım Dengesiz olduğu için ortak davet ediyor. Zon denemesi. Allah fitimiz biliyor ortak yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Evet 3 kupada kaldık. Hmm sanırım 3'ün nt oynamaktansa neyse deneyelim bakalım. 3 kupa oynuyoruz. Hemen maçanın oynamanın bir esprisi yok. Karolarımızı oynayalım. Oo, bunu sağladık. Şimdi karodan Löve almak için ekspas yapacağız. Yani çakarak en Karo as batılı olsaydı alırdı herhalde yani. Açıyı kaçabiliriz değil mi? Rakip kupa oynamadı. Okey. Hmm. Karomuz sağlam. Hmm. Karamıza çaksak rakip son iki löveyi alacak gibi görünüyor. Maalesef. 3 nt olur muydu? Maça atana 4 maça bir kara alıyorlar. Yani karvas aldıktan sonra da alıyorlar. Aslında kupa iyi kontrattı da beceremedik. Evet. Bu eli ne yapacağız? İki maça pas pas geldi. Normalde ikinci olsaydım araya girerdim. Ama şimdi belki ortakta maçalar olması ümidiyle bir double mi atsak? Bu iki nt'yi robot bir konvansiyon oynuyor. Yani Doğal değil. 4 maçı yerinde şu an üç sinek oynuyor olabilir miyiz? 4-3'e. Hmm. Pek memnun değilim ama. Evet. Tek kupasını çıktı muhtemelen. Sinekleri nerede oynamamız lazım? Sinekleri yerden oynayacağız. Maç alsı gitsek işe yarar mı? Bozları da bitiremeyeceğiz gerçi ama. Açaz gidip sinek oynasak. A a. Bence öyle oynayalım. 6-4-2-1 sağımızda 2 tane maça var. Karomuzu Kaçabiliriz. Bir tur sineği oynayalım. Okey bunlar beklendik hareketler. Kupamız oynayıp çakmazsa... Rakip bu gidişatı bir dur dedi. Kozlarımızı temizledi. Tebrik ediyorum. Kendisini. Bizi de kozsuz bıraktığı için. Tebrikler. Evet son elde iki oynamadık ama. 3 kupa ne yapardık? Bir kere 5 kupa, 2 maça 7, bir sinek 8. 8 el alırmışız. Belki 9'da yapardık. Evet birkaç tane de normal oynayalım. Skor. E bu kesin skor değil. Tamamlanana kadar. Evet son 2 board. Eksi 3, 3 vererek. Bu oynadığımız turnuvanın skorlaması biraz farklıydı. Şurada açsak acaba. Evet. Hmm. Son iki board'da biraz kötü skor alınca düştük tabii ki. Evet o zaman. Pardon. Birkaç tane de random el oynayalım robotlarla az önceki de gerçi robotlarda da o bir turnuva içindeydi. Evet bir maça iki maça. Bu öyle güzel. Bizde kupa yok. Ee, pas biraz lüks. Direkt dört maça demek de iddialı olacaktır. Davet etsek orta Nasıl davet ederiz? Bence ikinci rengimizi söyleyelim. Ortaktan bir yardım. Evet ortak zaten 9 puanı ve Dörtlü maçasıyla onun davet etmesi gerekirdi. Gördüğünüz üzere maçalar sağlam. Bir karoyu çakacağız yere. Karo kaybımız da yok. İki sinek vereceğiz. Yani kolay bir el. Ya ortakta dörtlü maç olduğu için davet etmesi lazım ama dörtlü maçı olmasaydı o eli. Elle... evet iki maçaya pas desek biz de zondan önce durmuş olurduk ne kadar dengesizlik artarsa ya da koz artarsa o kadar zon demek için hevesli olmamız lazım. Kalanların hepsi de biz. Evet. 3 maç açtı. 7 10 12. Double atmak istiyorum ama puan anda pek yok. Puanımızın 3 puanı da rakip renk bence pas mantıklı olacaktır. Evet ne atak edeceğiz? konuşulmayan renklerden bence karol sıra yoksa ufak mantıklı. Geride de 12 puan çıktı ya. Umarım Zong 8 tane bir maçası var. 8 tane maç hadi 3 maça mı açtı? O robot çok çılgınsın ya. Neden acaba robot? <laughs> Tüm elleri ortağa bırakıyor. Of yalnız biz zon yapıyoruz herhalde ya. Deklaranda bir tane sinek var. Sinekleri kaçabilirim öyleyse. 8 tane maça var. Sinekleri tutmanın bir esprisi yok. 11 ele aldı rakip. Neden 3 maç açtı acaba 8 ile? Enteresan. İyi. Bizim için fena olmadı. 8-10-13 puan. Bir sinek. Ortak bir maça. Of yine üçlüyle tutasım var orta. Neyse hadi tutalım. Az önce yaptık. Şimdi de yapalım bari. Bir şey yapıyorsak hep yapmamız lazım. <laughs> Aa bu sinek empası tehlikeli. Eğer tekse papazla alır. Geçer ama bir daha ona geçemez değil mi? O yüzden sinek empası atabiliriz. Eğer bir antre olsaydı direkt empas atmayacaktım mesela. Kısa kozdan karoları saklamam lazım. Pardon maçaları saklamam lazım. Karoyu al. Karoyu çak. Kozları bitir ve sineklere bak. Sinekler uygunsa eldeki kupa kaybının sineğe kaçacağım. Ne çıktı sinekten? Vale çıktı öyle değil mi? Kozlar bitti. Sinek dokuz oynayalım. Onlu geldi. Boşlamanın bir esprisi var mı? 8'li gelirse hiç el vermem. Oo, sineklerin hepsi büyük olması lazım eğer. Evet. <laughs> evet markaların gücü yani az papaz kızveli vale dışındaki kartların gücü. Bu pas benim sağlam kartımı bile kaçabilirim yani o derece. Evet hepsi bizim. Bu eğer ikili turnuva olsaydı yani ikili turnuva ne demek? Fazla lövelerin önemi diğer Hesaplama hesaplamalara göre daha önemli olan turnuva baya bir skor alırdık normalde bu sinekten el vermemek zor rakip vali çıkınca biraz yardımcı oldu aslında kız koyduk sonra dokuzu başlayınca Evet öyleyse son elimize bakalım. 8 10 17. Hmm, araya gireceğiz şimdi. Bir kupa açtı. Bir maçı, bir net. Bence double atıp sinek desek daha iyi. El bayağı kuvvetli gibi. Yani 18 artı gibi davranacağım bu eli. O yüzden. tabii hiç umduğum gibi olmadı. 4 maça da pek beklediğim gibi değildi ama. Evet pas. Muhtemelen dengesiyle var ama ne yapacağız? Yine de bir asımızı çıkalım. Oo. Oh. Şöyle sinek alıyorsak hiçbir yere gitmez. Hemen sinek devam etmektense bence maçaları bitireyim. Ama maçaları nasıl bitireceğim? Özür dilerim. Karolara sinek kaçar eğer sinekleri almazsam. Değil mi? Aç ben dedi iki tane karo var ama olsun. Hiç vereceğini sanmıyorum ama. Robot pek çılgınca dekbeleler vermiyor. Yandık. Bir kere bunu almanın bir esprisi var mı? Hmm, bence yok. Acele etmeyin. Asma maç oynarsam yer sağlam saçma bir oyun. Ne yapacağım? Kar oynasam o da çakmayacaktır Dekleran. Gerçi deklaran dağılımını sayalım. Altılı maç olsa 6-5-1-1. 5. -1 -1. Beş. Hmm. Sinek oynayıp pasif bir defans yapmak mantıklı gibi görünüyor. Buna çakmamın bir esprisi yok. Ama az önce keşke kupa kaçsaydı. Büyük de çakacak maalesef. Yani güzel o ortakta onlu maça varsa batırabilir miydik? Bence kupayı boşlasam hmm, Sineksini'ye çaktırdım. Karo'ya gitti. Kupayı oynadı. Kupayı boşlasam. Kupayı alsam. Kupa çaktırsak. Yine ortak onlu çakınca üste çakacak. Ama muhtemelen batıramıyoruz. Acaba bir NT deseydim rakibi net zon demekten alı koyabilir miydik? 3 6, 9, muhtemelen zon diyemezlerdi. Double atarak biraz kötü yaptığım gibime geliyor. Evet. Bugünlük de böyleydi. Öyleyse o dur şu elde bir konuşmasını yapalım. Bu elde ne bir kupaya iki karo girdi. Ortağı fitimiz var. Direkt fit vermektense rakibin dengini okuyalım. Q bit ve iyi elimiz var diyelim. Ortak 4 diye kapattı ama. Evet. Şilem de fena değilmiş. Sineklerin uygun pardon kupaların 2-2 olması gerekiyor. Bakalım muhtemelen sinek kupalar partaj. Evet. Hepsi bizim. Şilem evet. Partaj kupaya. Gayet güzel. Ortakta da 12 var. Direkt 4 demesi. Çok da saçma değilmiş. Evet. Görüşmek üzere. Umarım keyifli olmuştur.